Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'a şükür iyiyim. Oteldeyim, çalışıyorum. Şu an öğle arasındayız. Dinlenme saatimiz. Dinlenme saatiyken dedim sizlere bir vlog başlatayım. Nasıl olacak, nasıl gidecek hep beraber göreceğiz inşallah. Memnun olacağınız bir video olur diye ümit ediyorum. Aslında bugün inanılmaz yoğunuz. 8 tane çıkışımız var. 4 tanesini, dur ne 4'ü? 5 tanesini bitirdik. Kaldı 3 tane çıkışımız. Onu da yapacağız ama öncelikle birazcık dinlenelim dedik. Gerçekten yorulduk. İnanılmaz derecede yorulduk ama yine de birazcık dinlenince kendimize geliyoruz. Devam ediyoruz tabii ki de. Vallahi benim de bir evi temizlemem lazım ama çıkışımın az olduğu bir günü denk getirirsem daha iyi olacak. Çünkü hani burada yapıp eve gidince inanın hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yani hiç temizlik yapasım gelmiyor. Sadece bulaşıklarımı hallediyorum. Giyecek kıyafet olarak çamaşır yıkıyorum ve asıyorum, topluyorum bu. Yani ekstradan yapmak beni birazcık zorluyor ama olsun yapacağız evelallah. Belki bugün de yaparım ya da yarın ona duruma göre bakacağız. Yani yorgunluğuma göre. Şu an çok yorgunum ama bakacağız işte duruma göre. Böyle yani canlarım sizin nasıl gidiyor? İnşallah iyi gidiyordur. Bir derdiniz, bir sıkıntınız var mı? Hayat nasıl gidiyor? Koşuşturmacalar, çalışıyor musunuz? Evde misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Anlatın bakalım. Birazcık da size anlatın. Ben okuyayım. Şimdi ilk kalkacağım, size çıkışlarımı falan da göstereyim. Ne haldeler bilmiyorum inanın. Şu an annemin katındayız çünkü. Burada sadece bir tane çıkış kaldı annemin. Benim katta da iki tane kaldı. Şu an çıktılar mı onu da bilmiyoruz. Kontrol etmem lazım. Bir tane odamı kontrol etmiştim. Yabancı adam ya. Bir şeyler söyledi ama hiçbir şey anlamadım. Okey okey tamam dedim. Git çıktım ne yapayım. İkide mi çıkacağım dedi herhalde. Öyle bir şeyler dedi ama İşte gerçekten dil bilmemek de çok kötü. Hele hele yani turistik bir yerdeysen ve otelde çalışıyorsan illaki dil bilmen gerekiyor. Kışın bu konuda birazcık kendimi geliştireyim diye düşünüyorum. Evdeyim nasıl olsa kışın. Genellikle İngilizce. Hani gelen yani misafirlerimiz Rus ve Alman ama hepsi de hemen hemen İngilizce biliyor. Önemli olan İngilizce diye düşünüyorum. Bakalım bakalım neler olacak. Evet, dinlenme saatimiz bitti. Şimdi dediğim gibi annemin katındayız. 11.10'dayız. Çıkış odasını sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle ilerleyelim. Bu da temizlenmiş ve toplanmış hali bu arada. Yataklar söküldü. Şimdi temiz bir şekilde yeni misafirimizi hazırlayacağız. Hemen hemen annem bayağı yapmış. Şöyle. Şimdi ben de hemen yataklara, toza, sonra aynalara derken bitirip gideceğiz inşallah. Bu arada bayağıdır belim ağrımıyordu. İyi gidiyordu ama belim niye tekrardan ağrımaya başladı bu arada. Niye iki kere bu arada dedim. Kafam çok dalgın. Kafamda 40 tane tilki dolaşıyor diyormuşum. Gerçekten kafam çok dalgın. Hani işin stresi, o bu falan derken yani cümlelerimi yanlış seçiyor olabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Belimden ziyade şurada tam şurada bir kemik var. Bakın tam şurada bir kemik var. Şu kemiğim çok dehşet bir şekilde ağrıyor. Oy, oy. Millet havuza giriyor. Misafirler. Şöyle size göstereyim. Ay ne güzel var ya. Berraklığa bakın şu havuzunun güzelliğine. Neyse ben her seferinde buraya bakarken dalıp gidiyorum. Dalıp gitmemek adına artık hemen burayı yapıp benim katıma çıkalım. Ben yapayım sonra geleyim. Evet annemin oradakini bitirdik. Şimdi benim kata geldik. 12-15 numaramı göstereceğim sizlere. Burası çıkış odası. Balonları görüyor musunuz? Ne kadar güzel değil mi? Çok tatlılar. Burası doğum günü vardı galiba kızın. Burada kalan misafirin. Her gün balonluydu burası. O yüzden ben şaşırmadım. Bir dünya balon işte buraya kapıya asılıydı. Bir yerlere asılıydı. Hep böyle köşe başlarına balonlar vardı. Çok tatlı ya. Şuna bakın içinde böyle pul pul şeyler de var. Böyle büyük balonlar da var. Helyumlu kalp falan var. Çok güzel ya.
Çok seviyorum balonları falan. Neyse. Diğer kısımlara gelelim. Banyo şu an bu halde. Annem daha aşağıda bir tane misafir yapıp geleyim dedi. Oraya, orada yani. Ben de size hemen çıkış odasını göstereyim. Şöyle. Balkonunda bir şey var mı? Balkonunda sadece sigara var. Onu alırız. Burası çıkış odası canlarım benim. Bir de 9 numara var. Arabam ama 9 numaranın orada olduğu için 9 numaradan başlayacağım. Yani ta köşeden. Burası açık dursun, hem de kapısı içerisi de havalansın. Şimdi 13'ü yaptım, 12'yi yaptım, 1'i yaptım. Çıkışlar çıkana kadar misafir olarak. Daha bunlar var ama bakın, hep temizlik, hep temizlik. Bir de buraya bakalım sizinle beraber. Housekeeping. Bakalım bakalım. Bıkılım bıkılım bahşiş koymuşlar mı? Daha demek odada bahşiş yok. Tu yoktu. Sizinle beraber girdik. Buranın banyosu da böyle. Aynı şekilde burada da bir şey yok. Olsun, ne yapalım, sağlık olsun. Kaldomariz 7 gün kalmış bakın. Kasayı kullanmak ücretli. Buradaki kasayı kullanmak. Mesela bu misafirimiz 7 gün boyunca kalmış. Mesela 7 gün kiralamış kasayı, 10 euro ödemiş kasa için. Bunlar ne ya? Ay, gerçek gibi topmuş. Çıtırım oynar ha bunlarla. Vallahi götüreyim bari, çıtırım oynasın, yıkayım. Yani o benim çocuğum sonuçta, yıkamadan veremem. Kimse kusura bakmasın. İkisini götürmeme gerek yok ama. Şu birini götüreyim, birini çöpe atayım. Ne yapacağım ikisini bir? Of, hiç çalışasım yok. Yani çalışasım var da. Şu an hiç yapasım yok. O da yetmezmiş gibi. Manzarayı görüyor musunuz? Perde çıkmış kornejden. Bunu kim asacak? Tabii ki de hakim asacak. Ah, bu hakimenin kaderi çünkü. Neyse, anam gelene kadar ben şu kirlileri falan sökeyim. Yatakları yapayım. Enerjiyi takayım ya, durun. Işık gelsin. Karanlıkta böyle korkarım. Evet, bunlar da bizim enerjimiz oluyor. Buraya takıyoruz. Ve günüm aydınlandı. O zaman hakime ne yapar? Çalışmaya devam. Canlarım, Allah'a şükür çıkışlar bitti ama biz de bittik, perperişanız. Daha demin bir ter atmışım, bir ter atmışım, sormayın gitsin. Tipim müpim kaydı vallahi. Şimdi misafirlere başladım. Saat 3, yetiştirmem lazım. 3 tane misafirim kaldı, hemen onları yapacağım. Bir tane misafir odasına girdim var ya, size burayı göstermek istiyorum. Sözü size bırakıyorum. Hiç sessiz videoyu çekeceğim. Görün. O zaman bana kolay gelsin. Canlarım, evdeyim, eve geldim. Şu terimi görüyor musunuz? Görülmeyecek gibi değil. 8 çıkış sanki ben yapmadım. Bir de eve geldim, evde temizlik yapıyorum. Sağ olsun Barış da yardım ediyor. Size ne yaptık onu göstereyim sadece. Sonra bir yatak odası kaldı. Toplanacak, sonra da işimiz tamam, rahat rahat duşumuzu alır, oradan artık dinleniriz. Eve geldik, direkt hemen işe. Direkt sadece çekemedim size, çok sıcak, gördüğünüz gibi rahat edemiyorum. Ne yaptım göstereyim. Öncelikle ocağımı tertemiz sildim canlarım. Gördünüz, pırıl pırıl oldu.
Aynı şekilde tezgahımı da temizledim. Sonra da bir güzel hepsini yıkadım. Yağ çözledim güzelcene. Burası tamam. Yerler aynı şekilde süpürüldü. Tertemiz süpürdüm. Koridorumu da aynı şekilde süpürdüm. Canlarım, şimdi size ne yaptığımı gösterirken Bergen'e bağladım. Burada salonumuzda Barış'la beraber tertemiz süpürdük her yerini. O tüy toplama aletiyle de koltukların üstlerini, oradan sonra halımı güzelce yaptık. Temizledik. Daha sonra aynı şekilde tuvaleti de çamaşır suladım. Güzelce ne? Mutfağımız, koridorumuz ve salonumuz harika bir şekilde tertemiz oldu. Barış şimdi mutfağı diyorum ya, balkonu süpürüyor. Oraya ayarlıyor. Ben de artık duşa gideceğim, dinleneceğim yeter. Anlarım size sürprizim var. Az önce dedim ya ben evimi toparladım duşa gireceğim diye. Sonra çıktım. Şimdi kim geldi? Göstereceğim size bakalım kim gelmiş. Sanki yemin olsun anamın geleceği içime doğmuş, evimi temizledim. Daha söyledim ya, neyse. Anam da geldi. O da video çekiyor. Onun kanalına da birazcık konuştum. İyi olalım. İyiyiz canım, iyiyiz. Çok sıcak, çok. İyiyiz. Ben de video çekiyordum. O durun, kapatayım da. Evet, annem İnşallah gelmiş babamla iyisinizdir. birlikte. Babam şimdi balkonda Barış'la beraber. Biz de anamla mutfaktayız. Donuk Hemen gelir şu ikimiz anda. de, Donuk gelir. Suyu evet, damlıyor. hemen ikimiz de telefonları aldık elimize, bir video çekelim, açılış Ben de yapalım açılış dedik. yapan diye. He. Ben de tam video çekiyordum. Dedim işten geldim, dedim işte Evet. evimi temizledim, orayı falan buraya da gösterdim. Dedim Evet. haydi ben duşa, dedim bir baktım anam geldi. Evet, öyle oldu. Tam bir sürpriz yaptık. Evet. Gerçekten sürpriz yaptık hakime İyi be. oldu. Kuzuma. Bizim bedenimiz çalışıyor ya. Beden berbat yoruluyor arkadaşlar. Gerçekten. Bedenimiz. Böyle ya nasıl böyle nasıl uğraşıyoruz? O anı Yani var ya gel sizlere şöyle anlatamayız ikimiz ya. de şöyle. Odalarla uğraşırken var ya demin Yani hakime. canlarım hem beden yoruluyor hem kafa yoruluyor. Her şekilde yoruluyorsun yani. Bir de Stres, şöyle sıkıntı, hadi bakalım hakime. okey verilecek, çabuk ol, hızlı ol, Evet. şu kalmış, bu kalmış. Şef geliyor nesi kaldı? Nesi kaldı odanın? Sağ olsun şefimiz de yardım ediyor. Evet. Yani yataklarını falan yapıveriyor. Güzel bir konuya değindin hakime. Ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Feray şefimize. Öbür Aynen öyle. şeflerimiz de iyi. Bizim şefimiz Feray şef şimdi. Kat şefimiz. Allah bin kere Allah razı olsun. Hep bütün ama bir bize değil. Herkese Beşinci yardım ediyor katta sağ kendi olsun. bloğuna yani kadın şefimiz herkese yardımcı oluyor. Allah Evet. razı olsun. Yani bayağı bir bugün gerçekten yorulduk. Siz yemek yediniz mi? Biz Yemediyseniz yedik bir yedik şeyler diyorum. Makarna hazırlayalım. yaptık. Babam menemen yaptı. Ben makarna İşte yedik. Barış dedi ki tam otorda gelirken. Barış dedi ne yiyelim ya dedim. Vallahi yorulduk da dedim. Dedi ki ben yedim. Nasıl yedin? Otelde yemiş çıkacağına vakit. Aa, ama öğlen yememiştir o da. Karnım Çıkacağında acıktı da dayanamadım. acıkmıştır. Yedim dedi ben dedi. Sen ne yiyeceksen yapalım dedi. Evet. Tek de benim de canım istemedi. Neyse tamam bakarız dedim. Bir soğuk bir şey doldurdum. Bir de bisküvi gibi bir şey yedim. Canım da bir daha istemedi. Temizlik yap Öğlen falan yemeğe de derken kaldı. inmedik. Yemeğe de inmedik ona Kahve rağmen. içtik sadece. Kahve içtik, yemeğe de inmedik. Çünkü bitirelim diye. Yemekten sonra 3 çıkış, diğer misafirler de hep duruyor. Düşünün yani. Yani çok Oo, zordu şaka ya. gibiydi Aynen vallahi. çok zordu. Ama Ama bravo sana hakime. Gerçekten çok güzel başardın. Aferin sana kızım. Yani çenen çalışmıyor. Beden çalışıyor çenem de zaten. çalışıyor kız. Öyle Çene deme yani. Çenem de bazılarının çalışıyor. bana bak. Bazılarının çenesi çalışır, çeneyle yürütür işi. Ama senin gerçekten de bak. Öyle de öyle. Çeneyle yürüdür işi bazıları değil mi? Bu beden işi. Gerçekten şu Aynen. bedeni yani bedeni kendini sıkmak çok önemli bir şey. Yani icat görelim demişler ya. İcatı gördüm senden hakime. Vallahi bravo sana. Teşekkür ederim. Anamdan da Gerçekten. aferimi aldım. Maşallah mücadele ediyor. Çok mücadele ediyor. Var ya canlarım bu aylık yattı ya mesela. Aylığım hani hasta oldum. Grip oldum. Ne bileyim belim öyle ağrıdı. Biliyorsunuz doktora gittim öyle kasıklarım derken. Ona rağmen Barış Sabrettin. dedi ki hastasın gitme. Bırak Çok işini dedi, dedi ya bırak çok gitme biliyorum dedi. anam biliyorum. Ya da hani komple istersen komple bırak dedi. İstersen hani şey dedi.
Bugün gitme ver. Yok dedim, ben tam maaş alacağım. Ben tam maaş alacağım diye diye geldim. Ama bir ara, ama annemin de tabii ki yardımı oldu. Şimdi kamera açık diye demiyorum. Yüzü de burada. Evet evet, birbirimize hani, destek. Mesela ben çok kötüyüm, anne çok kötüyüm falan evet. dedim. Ve anam yardım böyle ediyordu bana. Her odada girdiğinde yatağın üstüne oturdu hakime ya, yanımda. Ama çok kötü olmuştu gerçekten. Ben de yapıyordum. Hakime oturuyor, öbür odaya geçiyoruz. Oturuyor yavrum, açık bir dokunuyor. O günleri de yani o günleri de açtık çok şükür Allah'a. Ama o kadar kötüyüm, ayakta duracak yanım yoktu. Ayağa kalkınca kafam dönüyordu. Çok kötü durumdaydım. Beraber. Ama şimdi iyiyiz Allah'a şükür. Ben hep dedim Temmuz ayı benim için çok kötü geçti aslında. Temmuz'da evet doğum günümdü ama kötü geçti derken hep hastalıklı geçti. Allah'ım daha büyük dertler, sıkıntılar amin, tabii ki amin. Vermesin ama. İyi olsun inşallah. Yok griptir, yok diş ağrısıdır, odur budur, çalışırken zor. Hani çalışmazken evinde yat. Değil mi mesela? Hı-hı. Uzat ayağını aynen. yat ya da birisi de çorbanı yapsın. Ya sen hani... bir de hakime işe vardığında mesela hastayım diyorsun. Ama oraya gittiğin için, işe gittiğin için onun işleri yapmak zorundasın. Zorundasın aynen. Zorundasın. Elin işi. El sana hani hasta deyip de... çalıştırmadan para vermez. Canını sana... almadan para vermez. Hayır bir de şefin sana yat hakime diyemez. Yani diyemez. Tabii ki canım. Hani sen o işi yapmak zorundasın oraya gittiysen. İşe geldiysen yapacaksın işini. Ve yaptık, yaptık Allah'a şükür. Başardık. Bakalım Ağustos'a girdik zaten. Çok şükür, evet. Ağustos'ta bitirdikten sonra Eylül, Ekim az bir şey kaldı. Ne çalıştıysak, ne yaparsak o kar diyerek yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bakalım kış geliyor, odunumuzu alacağız inşallah Allah'ım nasip ederse. Elektrik odunun, faturaları geldi. Odunun ödedim tonu geçen sene 1000 lirayken şimdi 2,5 milyar olmuş tonu. Bakalım evet. Barış'a dedim bir yarım ton alalım. Yarım tonunu da öbür aylıkta alalım diye düşün. Çünkü 2,5 pat diye verirsen yani ayını dengelemen lazım. Her şeyi hesap ediyor sonuçta. Elektrik, su, kiradır, mutfak masrafıdır. Ya dün gittik, yeme uğradık. Sana yemin ederim yemeklik bir şey yok. Evet. Kola aldık, soğuk içecek. Çok da sıcak geldi. Kola aldık, 2-3 bir şeyler aldık. Gözle görülür bir tane yağ aldım. Bak aha orada bitmeden alayım dedim para varken. Evet. Bir yağ var gözle güle güle yiyin kuzum. Gerisi güle güle yiyin. 400 lira. Bir şey güle yok. Güle yok evet. Yemin olsun bir şey yok. Abi size dün video çektim yani. Biliyorum biliyorum annem. O kadar damlandı ki her şey. Biz galiba babamdan ne bulduk onu iyi veriyoruz ya. Domates alıp biz geliyoruz. Biz de öyle domates, çok aramıyoruz ya. Biz de öyle pek çok aramıyoruz. Çok geniş alışveriş yapmıyoruz. Bir Barış'ın canı tavuklu pilav istedi. Kaç gündür diyordu ay bir tavuklu pilav cacık olsa. Tavuklu pilav cacık olsa diye. Bak ayaklanma bak abi. He sen anlat. Tavuklu pilavcacık olsa diye. Onu da izin günü yaptık güzelce beraber. Ben tavuğu haşladım. Barış tavuğu ditti. Ben pilavı yaptım. Barış güzel. Cacığı yaptı. Güzelce buz gibi ottuk yedik. Filmimizi açtık izledik yedik yani. Senin ayağına ne oldu? Hakime vikis kokabilir biliyor musun evin koksun, içi? Koksun. Gerçekten bakalım. Koksun. Ne oldu ayağına? Ben, ayaklarımın altı benim çok yanıyor. Bir de burada benim uyuşma var hakime şurada. Hmm. Ama sen var. Doktora da gitmiyorsun anne. Gidemedim he. Kışın gidemedim de değil. MR çekilecek. Gidemedim değil. Bak Manavgat'a gidiyorsun anne. Tamam tamam git. Gidiyorsun. 5 dakikanı almaz. Bir dakika MR çekilecek dedi. Çektiremedim. Çektir yani. Çektir. Şimdi vikisledim ikisini de böyle çoraplama giydim. Yanıyor ama şimdi çok kötü yanıyor. Yanar çünkü vikis ya. Hmm. Ama iyileşti. Ama bunu gece yatarken yapman lazım. Ya ben damusluya oturduk. Bir anda karar ya, verdim. Bir anda karar verdik ya galiba böyle yaptım çıktım. Sarılı dursaydı. Bunu giderken şeydim, poşet daha çok yaktı. Ha. Neyse can dedim, annem gelirken gördüğünüz gibi güzelce ne bolcana üzümler getirmiş. Ondan sonra şeftali falan getirmiş. Gördüğünüz gibi sağ olsun. Ne kadar da güzel görünüyor. Şey o ne getireceksin canım? Ben bir şey bekledim. Ben zaten hiçbir zaman sizden biliyorum. Ne maddi ne manevi hiçbir şey beklemiyorum. Ha dur manevi, maddi değil manevi bekliyorum. Arada böyle burada da hakime varmış, burada da damadımız anam, varmış sen, deyip hayır, gelin bak, diyor. Yeter ki sen bıkma, biz gelmez miyiz kuzum hiç? İnsan birbirine her zaman muhtaç. Ben sildim, gelmen, etmen gibi. Aileye zaten öyle bir şey olmaz. Ölene kadar beraberiz, ölene kadar. Yani. Yeter ki sizler bizden bıkman. Elden etekten düştük mü zaten geldik yanınıza. Onun için siz bıkman da yeter ki Allah'ım da düşürmesin. Allah'ım tabii düşürmesin. Ki kimseye yine muhtaç etmesin kimseye. Kimseye muhtaç etmesin Allah'ım. Ama yine de gelin. Ama hani şöyle düşünülmesin hani anaya babaya muhtaç olmam. Ben de sana mesela evlada ihtiyacım yok artık.
resti çektim falan gibi lafla kullanmayacağım. Tabii Allah ki diyeyim, onu kullanmayacağım. Onu kullananlar ya, utansın. Heh, aynen artık mesafeyi koydum. Mesafeli. Mesafe ne ya? Bir insan birbirine sen benim evladımsın. Mesafem mi o? Yani. Mesafe diye bir şey olmaz birbirine. Anlaşıldı mı ki acaba? Yanlış anlaşılmasın da. Yok canım, anlaşıldı bir şey. Anlaşıldı değil mi demek istediğim? Hani bazıları diyor, bazıları sizleri tenzih ediyorum arkadaşlar. Hani bazıları diyor ya artık sana ihtiyacım yok. Mesafeyi koydum. Gidip gelmeyeceğim, etmeyeceğim. Ya böyle şey mi olur aile arasında? Ben seni büyütmüş, beslemişim, kaç yaşına getirmişim. Hiç mi ananın babanın hatırı yok? Değil mi? Neyse, boş ver. Hadi bakalım. Öyle işte. Hadi gel, yalnız bırakmayalım. Bir hoş hadi geldin demedik bakalım. Babama da. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Sen benim televizyonumu gördün mü? He, televizyonun hakimi. Değil nasıl? Niye televizyonum geldi diye. Bugünkü videomdaydı değil mi? Evet. He, daha izleyemedim de ben onu. Dur. Aşkım. Kurban olduğum seni yaradana. Böyle ince televizyonu ben çok seviyorum. Bak. Çok güzel. Güle kullanın. YouTube'lu değil mi? Öyle dedi. Tabii ki. Anneme televizyonumuzu da gösterdim. Şimdi kola dolduracağım. Buz gibi bir kola içelim dedim. Kola tanıtımı da yaptım. Şöyle şu bardaklarıma koyayım. Bunları seviyorum. Rabia ablam ev hediyesi olarak almıştı bunu bana. Sağ olsun. Bunları böyle kullanıyorum tabii ki de günlük hayatımda da. Şöyle. Bir içimiz ferahlasın. İyi oldu ha, evin de temiz olması. Anam biraz dolmuş herhalde de. O yüzden konuşuverdi. Evet. Kolamızı doldurduk. Vallahi şöyle bir bisküvi müskü olsaydı iyi olurdu. Neyse ne yapayım. Şu an bitirdik hep ya. Vallahi. Kolalarımızı da doldurduk. Hadi gidelim. Evet canlarım, ikinci günden tekrardan merhabalar. Dün güzel bir gün geçirdik. En son annemgil vardı biliyorsunuz. İşte kola falan içtik. Ondan sonra annemgilin getirdiği meyvelerden falan koydum. Biraz balkonda oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Daha sonrasında benimle, yani beni takip edenler biliyordur. Bildirimleri açanlar ya da. Annemle beraber canlı yayın yaptık. Şöyle bir saat falan. Canlı yayın da çok güzel geçti. Geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu şekilde canlarım, şimdi artık otele gidiyoruz biz çalışmaya. Saatimiz geldi, saat 7.30. Kalkacağız, işimize gideceğiz. Yine yorgunluk başlayacak. Dün işte 8 çıkış vardı. Bugün de 5 tane çıkışımız var. 3 tanesi bende, 2 tanesi annemde. Bakalım hayırlısı olsun. Bir gidelim, bir görelim bakalım. Öyle de bitiyor, böyle de bitiyor. 20 çıkış da olsa bitiyor, bir çıkış olsa da bitiyor. Şimdi ben de artık burada veda edeyim dedim sizlere. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Barış'ta duydunuz. Allah'a emanet olun.